Getir koy içeri şöyle. Şöyle şuralara koy. Gel. Hepsi tamam değil mi? Bak sayarım, vallahi sayarım. Yok abla, hepsi bu kadardı. Tamam o zaman. Hadi sağ olasın. Sen niye bakıyorsun bana öyle? Abla para. Ne parası? Paketleri taşıdık ya abla. Sen bu paketleri para karşılığı mı taşıdın? Allah'ım bu nasıl bir dünya böyle? Abla ben sana paketleri taşıyacak adam lazım mı dedim. E sen de lazım dedin ya. Dedim, lazımdı da. Ama parayla ilgili bir vaatte bulunduğumu hatırlamıyorum. Hadi çocuğum hadi. Allah Allah, hasta mıdır nedir ya? Hasta mı? Ah senin hastan mı var sen? Niye daha önce söylemedin bunu bana? Dur ben sana para vereceğim. Dur. Dur. Al çocuğu. Allah şifa versin. Allah yardımcınız olsun. Hadi. Geçmiş olsun. Hay Allah. Hay Allah. Hay Allah. Hay Allah. Kim bilir nesi var hastasının. Aman Allah verme kimseye yarabbim. Çok zor. Çok. Gideyim şu paketleri açayım ben ya. Çok şey almışım. Aman. Ay. Kim o nelerim? Japon fenerim. Çok güzel. Madem siz pos bıyıklıyı Japon öğretmene kaptırdınız Afet Hanım. Bu durumda benim de Metin'i size kaptırmamak için biraz Japon olmam gerekiyor. Olsun, olurum. Gerekirse eski mobile olurum ama Metin'imi size kaptırmam efendim. Kaptırma. Tütsü. Ama benim Japoncuk balıkçıklarım. Anam benim. Yeminiz var. Ay. Aha. Metin'im de kapıda tesadüfen karşılaşmış süsü vererek yapmış olduğunuz sohbetleri kesmezseniz dudaklarınıza süreceğim Japon yapıştırıcısı. Ve tabii bütün bunlara rağmen kocamdan uzak durmazsanız Afet Hanım, Hattori Hanzo kılıcımın soğuk çeliyle tanışmak zorunda kalacaksınız. Zira intikam soğuk yenen bir yemektir. Aa, bu ne bu fenerler? Kesin Ülperi Hanım yapmıştır. Afet Hanım! Efendim ben de sizi bekliyordum. Ne talihsizlik değil mi? Öncelikle Telekom'dan zarfınız geldi. Ben onu takdim edeyim. Dökümü okudum. Metin'imle gizli gizli konuşmuş musunuz diye. Hayır, gizli gizli konuşmamışsınız. Sonunda anladınız. Demek ki ulu orta konuşuyorsunuz Afet Hanım. Yalnız bir şey belirtmek istiyorum. Ben Metin'imi sizinle paylaşmam efendim. Gerekirse onurumla harakiri de yaparım. Görüşmek üzere. Afet Hanım sizde Japon yapıştırıcı var mı efendim? Yok. Japon ve yapıştırıcı görmek istemiyorum son zamanlarda. Ama yok. Bakın ben bu ırkçı söylemlerin daima karşısındayım. Kim bilir belki de gözlerim çekiktir diye. Neyse efendim ben gideyim bir miktar daha suşi yiyeyim.